Geçen hafta bir haber yayıldı. Sosyal medya hesaplarında yerli yabancı. Güya NASA denen uzay kuruluşu bir gök cisminin dünyaya doğru ilerlemekte olduğunu, yaklaşmakta olduğunu, yaklaşık bir yıl sonra da dünyaya çarpacağını ve bu büyük gök cisminin yani taş parçası dünyaya çarptığı takdirde şehirleri yok edebileceğini, milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceğini, eğer yörüngesini değiştirmezse, şu anki gidişatına bakılırsa çarpmasının kesin olduğunu gibi bir haber hızlıca yayıldı, paylaşıldı. Tabii tedirginliğe yol açtı. Nereye çarpar, nasıl çarpar, milyonlarca insan ölür, böyle bir şeyin tedbiri var mıdır, insanlık buna karşı bir tedbir alamaz mı, çoluk, çocuk, insanlar, yüzler, milyonlar ölmesi demek, büyük felaket demek. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَاِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. Bunlar gökten bir taş parçası görseler, sakitan, üzerlerine düşüyor. Onu da derler ki sahabun markum, bu yoğunlaşmış bir bulut olsa gerek. Üst üste bulut kütlesi böyle gösteriyor. فَذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ فَذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ يَلَعْبُونَ. Bırak onları bu eğlenceleri içerisinde oyuna dalsınlar, bu dalgınlıklarını devam ettirsinler. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde gökten bir taşı yağdırmak yahut insanları yere yutturmak hususundaki gücüne hep dikkat çekti. أَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ. Bunlar hiç önlerine arkalarına bakmıyorlar mı? أَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Hiç önlerine, arkalarına, göğe, yere bakmıyorlar mı? اِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ. İstesek onları yere yuttururuz. Bu şu demek, önlerine, arkalarına baksalar, göğe, yere baksalar, o zaman bizim onları yere yutturabileceğimizi, اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ, gökten üzerlerine parçalar düşürebileceğimizi görürler. Ama bunu yapmıyorlar. اِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ. Bunlarda kesin işaretler var, açık, belirgin. Eğer buralara bakacak olurlarsa görecekler ki Allah Azze ve Celle'nin kudretinin önünde bütün bir çaresizlikle yaşamlarını, hayatlarını sürdürüyorlar. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle iç içe olduğumuz bir ortamda bu i'razdan söz ediyoruz. Yani hesabın yaklaştığı, mesela Cenab-ı Hak diyor ki, اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا. Görmediler mi? Biz yeryüzünü etrafından eksiltiyoruz. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا. Biz yeryüzüne vardık, yeryüzüne yaklaşıyor, geliyor, gücüyle, kudretiyle Allah Azze ve Celle emriyle نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا, onu etrafından eksiltiyoruz. Yani bir kum saati gibi sürekli boşalıyor. نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا, etrafından eksiltiyoruz. Sonra da dedi ki اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ, yoksa onlar mı galip gelecekler? Biz altlarını boşaltıyoruz, altlarını boşaltıyoruz. Hala onlar kendilerini mi galip geleceklerini sanıyorlar?
bu kadar çelimsiz ve çaresiz iken diyeceksiniz ki ne demek Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünü, etrafını eksiltmesi? نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا Ve bu görülebilir bir şey olmalı ki Yüce Allah Azze ve Celle'nin ifadesi böyle. اَفَلَمْ يَرَوْ اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا Görmediler mi? Biz yere yanaşıp etrafından yere varıp etrafından eksiltiyoruz. اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ Hala onlar mı galip gelecekler zannediyorlar. Şimdi bizim bu erazımız, yüz çevirmekliğimiz, önceki derslerde bunun bireysel olan örneklerine çok değindik. Yani bireysel çapta Cenab-ı Hakk'ın وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِ İnsana biz nimette bulunduğumuzda yüz çeviriyor. Kendisini iyi hissederse, kendisini müstağni hissederse her şeyim var. İhtiyaçlarımı görüyorum, işe girdim, aylık gelirim var, çocuğum da oldu, arabam da var, evim de var. Artık bana ne düşer? İ'raz etmek, sırada i'raz etmek olmalı. اِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ İnsana nimette bulunduğumuzda اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِ Hemen yan çizer. وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَ Ona kötülük isabet ettiği zaman bu kez de ümitsizliğe kapılır. Bir insan tepkisi her iki türlü de olumsuz yaklaşıyor. Nimete karşı da olumsuz tepki veriyor. Halbuki nimete olması gereken tepki şükür, nimetin Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmasından ötürü. Gerçek vazifesi bu. Bunu yapmak yerine i'raz etmesi, yüz çevirmesi. Cenab-ı Hak nimeti eksiltirse bu kez de ümitsizliğe kapılıp yine Cenab-ı Hakk'a sırtını dönmüş, herkese veriyorsun, bana vermiyorsun, ben ne yaptım ki şimdi, niye benimki olmuyor, niye benim işlerim yolunda gitmiyor. Bireysel manada okumalarımızı ters yapıyoruz. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ Benzer bir ayet daha arada aklıma geldi, geçti. Ama benzer ayetler çok. Cenab-ı Hak i'raz etmemizi nimet verdiği halde başka ayetlerde de diyor ki biz onları eğer uyarmaya kalksak, önceki derslerde konuştuk. Mesela yollarını denize vardırsak bu kez yüzler bize döner, Allah Azze ve Celle'ye yakarır, i'razdan vazgeçer ama sıkıntıyı ortadan kaldırdığımızda مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى دُرِّمْ مَسَّ Sanki düne kadar bize yalvarıp yakaran o değildi, basıp gider. مَرَّ كَاَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى دُرِّمْ مَسَّ Bunlar böyle şablon halinde Cenab-ı Hakk'ın insan üzerinden yaptığı tarifler. Dolayısıyla çoğunluk buna uyuyor. Biz de okuduğumuzda evet bize uyuyor diyorsak o bakımdan sıkıntı içerisindeyiz. Bu i'raz hayatımızın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın değiştirdiği ve bizim uyanmamıza, farkına varmamıza yol açsın diye gerçekleştirdiği değişkenler. Neyi farkına varıp neyi değiştirelim istiyor? Allah Azze ve Celle'nin kudretinin farkına varıp ona yönelenim, onunla barışalım, onun bize hitabına, bize gönderdiği mesaja, bize indirdiği dine dikkat kesilelim, öğrenelim, yaşayalım, başkalarıyla paylaşalım. Sürecin, Cenab-ı Hakk'ın çağrısının bizde karşılık bulması bu şekildedir. Ama karşılık bulmuyor veya yeterince karşılık bulmuyor ise Cenab-ı Hak tarafından uyaranlar bize kendi hayatımızda, bireysel, ferdi hayatımızda bu tür müdahaleler gelmeye devam edecektir. Bir de bunun toplumsal planda karşılığı var. Biz toplum olarak da, insanlık iman edenler olarak da Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine i'raz ediyoruz. Yani ciddiye almıyoruz, değer vermiyoruz, itibar etmiyoruz. Gereğini bu ayetlerin araştırıp incelemiyoruz. Demin bir ayet okudum. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ Görmediler mi hala?
Evvelem yarav demek, görmediler mi? Neyi bekliyorlar demektir. Neyi görmemişiz ya Rabbi? Enne ne'til arda, biz yeryüzüne varıp nenkusuha min atrafiha, etrafından eksiltiyoruz. Efahumul galibun, yoksa hala onlar mı galip geleceklerini zannediyorlar? Diyeceksiniz ki biz bunu nasıl görebiliriz? Yani tefsirlere baktık, oralarda bazı yorumlar vardı. Allahu alem ile biten, ama Cenab-ı Hak ayetin girişinde bunun görülmesi gereken bir şey olduğunu söylüyor. Görülebilir bir şey olduğunu söylüyor. O zaman bu işin ilmini yapmak lazım. Bu ayeti kerimeyi ciddiye alıp bu işin ilmini fezada bilgi sahibi olan insanlar bu hususta Cenab-ı Hakk'ın söylediğinin acaba gerçekte görülebilir karşılığı nedir diye ayetten yola çıkarak ilim yapmak. Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği bir hususu esas alıp kendisine ciddi bir ilmi süreçte sonra üzerine ilim oturtmak, araştırma yapmak, gözlem yapmak, varıp rasathane kurmak, uzay araştırmaları oluşturmak, bu işlere sonra bu süreçte bu yola girip nedir bu yeryüzünün etrafından, hem de etrafından Cenab-ı Hakk'ın eksiltip durduğunu söylediği şeyler ve bize buradan tehdit oluşturup siz mi galip geleceksiniz diye sorması. Belki aklınızdan şöyle geçiyordur, yani bir ayet-i kerimedeki Cenab-ı Hakk'ın uzaya yahut herhangi bir duruma dair verdiği ihbarını biz bilimsel bir temele malzeme edebilir miyiz, bu nasıl olur diye. E şimdi bunu geri dönüp eğer bakarsak, yani bugüne kadar insanlığın yol yürüdüğü, keşif yaptığı bazı hususlarda şayet ayetler temel alınsaydı ne olurdu? Biz eraz etmeseydik, ayette Cenab-ı Hakk'ın yazdığını kulak ardı etmeseydik, ciddiye alsaydık ne olurdu? Mesela bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki اَفَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, şu kafirler görmediler mi? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ, gökler ve yer, كَانَتَا رَتْقًا, gökler ve yer her ikisi كَانَتَا رَتْقًا, bitişiktiler. فَفَتَقْنَاهُمَا, biz onları parçaladık, ayırdık. Ayet-i kerime bundan diyelim 100 yıl önce şu an demin okuduğum ayet-i kerime gibi bir şey ifade etmiyordu. Yani bundan 100 yıl, 200 yıl öncesine gittiğiniz zaman insanlığın bilim tasavvuru, bilimsel tasavvuru evrenin ve evrendeki bu makro büyüklükteki kütlelerin sonsuz bir geçmişten gelen ve sonsuz bir geleceğe uzanan statik bir varlığa sahip olduğunu düşünüyorlardı. Yani hep böyleydi ve hep böyle kalacak. O gün astronomi böyle söylüyordu. Biz kalkıp diyecektik ki o günkü ilim dünyasına, ayette Rabbimiz buyuruyor ki gökler ve yer bitişik idi. Biz onları parçaladık, ayırdık. Dolayısıyla biz sizin bu statik evren tasavvurunuza muhalifiz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği habere güvenerek muhalifiz. Onlar da diyecek ki ispat edin o zaman, Rabbinize çok güveniyorsanız, onun verdiği habere itibar ediyor, itimat ediyorsanız, o zaman demiş Halep oradaysa arşın burada. Yani Cenab-ı Hakk'ın haberi oradaysa gökler ve yer burada ve biz bunların içerisindeyiz. Şu halde siz bunu dikkate alın ve almalısınız. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ayeti, Allah Azze ve Celle'nin sözü olarak bunu kabul ediyorsunuz. Biz ne yaptık? İ'rad. Bizim yaptığımız şeyin adı İ'rad. Çünkü şöyle düşündük, yani bütün dünya, bütün ilim adamları, bütün astronomi uzaya statik diyor. Sonsuz bir geçmişten gelen ve böyle devam eden. Biz kalkıp bunun tersini söylersek, yani dini bir dogmadan yola çıkarak insanlığın en temel varoluşsal
tasavvuruna karşı geliyorsunuz. Yani biz neredeyiz sorusunun cevabı gibi bu. Statik bir evrenin içerisindeyiz. En temel bilgi bu. Ve biz buna karşı ayete güvenerek baş kaldıracaktık. Kaldırmadık, kolayını seçtik. Ayette başka bir şeyler diyordur herhalde. Zaten bu dini bir metin. Dini metinleri pozitif bir ilme konu edemezsiniz. O bir dogmadır, inanç işidir. Öyle inanırsınız, öte tarafta bırakırsınız. İşte tam da bu i'razın kendisi. Biz yüz çevirdik. Ayetin bize bahsettiği hakikatten. Görmediler mi? Hala mı görmüyorlar? Nasıl yüz çeviriyorlar? Yahu bakın! قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yahu bakın bakın, göklere bakın, yere bakın. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ Cenab-ı Hak dedi ki, bize güvenmeyen bu kimselere ayetlerimiz, uyarılarımız hiçbir şeye yaramıyor. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ Bu kadar ayet var. Bu kadar uyarıda bulunuyoruz üstelik üstüne, yahu bakın diye, hiçbir şeye yaramıyor. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا Mesela bu ayeti Cenab-ı Hak söyledi, biz i'raz ettik. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Onlar halbuki o biz göğü korunaklı bir tavan kıldık. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا Gök, sakf, tavan. Nasıl bir sakf? Mahfuza, koruyan, korunaklı, hifz eden bir tavan. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا Orada nice ayetler var. Bu söylediklerimizin işaretleri var. Gidip bulacaksınız. Ama وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Onlar bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Ne oldu? Elin adamı dedi ki, bu gök var ya, bildiğin bizim uzayda şemsiye gibi bizi koruyor. Gelen büyük cisimlerden bizi koruyor. İçeriye girerken onları parçalıyor, ufalıyor, küçültüyor ve bizi bundan koruyor. Maazanallah, bunlar olmasa şu küçük küçük taşlar büyük bir hızla bizim üzerimize yağar, çarpar, mahvederdi. Allah Azze ve Celle diyor ki, büyüğünü de gönderebilirim ama. وَاِنْ يَرَوْ كِسْفًا Kisf, büyük taş demek. Dolayısıyla bana itaat edin, beni ciddiye alın. Bu gerçeği gördüğünüz sürece, gördüğünüz kadar uyanık olursunuz. Ama uykuda götürürseniz süreci, ta bir haber çıkınca büyük bir telaşa kapılırsınız. Ölüyor muyuz yoksa? Düşünün, haber ciddi olsaydı. Bazen de şöyle düşünüyorum, bu tür haberler ciddi olduğu halde geri çekilebilir. Yani ekonomik sebeplerle geri çekilebilir, stratejik sebeplerle geri çekilebilir. Yani hala hakikaten o buraya doğru geliyor olabilir ve şu anda tahminen nereyi vuracağı hesaplanmak üzere olabilir. Bunu bilmiyoruz. Eğer bunun sahici olduğu gün bizim telaşımız ve yaklaşımımız farklı olur. Ama baskının ve zorun getirdiği telaşın Allah Azze ve Celle katında hiçbir karşılığı yok. Korkunun, telaşın ve cebrin, yani geliyor taş artık. Bununla camileri de doldursak, ayetleri de hatim etsek, bak Rabbimiz zaten gökten taş indiririz, belanızı indiririz demiş zaten. Ya nasıl bunu görmezden geldik? Niye bunu ciddiye almadık? Dememizin o gün için bir anlamı olmaz. Şimdi bunu keşfettiler, dediler ki gök tavan gibi ya, bizi koruyor. Sonra bir başka keşif geldi üzerine, dediler ki bir de bunun ötesinde yeryüzünün mıknatıslanmasının oluşturduğu bir başka koruyucu bir alan var ve bu alanlar şu dibinde bulunduğumuz güneş gibi sürekli nükleer şey yayan, ışımada bulunan güneşe karşı bizi muhafaza ediyor. Oradan o kadar çok olumsuz ışık geliyor ki, yani nükleer ışık bunlar. Burada hayatı mümkün kılmayacak nükleer ışıklar ve onların hepsini yeryüzüne yaklaşınca sağa sola savuruyor. Sağa git, ayna gibi onları uzaklaştırıyor.
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Bunu elin kafiri icat edip, bulup, icat diyorum, keşfedip, bulup, ortaya koyup yazınca, biz de hazıra konan kimseler olarak hemen varıp bu resimlerin altına ayetleri yapıştırdık. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Onlar halbuki onlar ayetlerimizden yüz çeviriyorlar. O kısmını hasfettik çünkü bize anlatıyor. Tamam, şu kısmı dursun. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Bakınız, Rabbimiz zaten bunu haber vermiş. Kendi çocuğumuz küçücük dedi ki, baba zaten Cenab-ı Hak bunu haber vermiş. Elin adamı o kadar uğraşa uğraşa zor bela buluyor. Siz de zaten hazır varmış. E niye siz bulmadınız? Bu sorunun cevabı ayetin devamındaki kısım. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Çünkü biz Cenab-ı Hakk'ın verdiği haberi ciddiye alıp bunun üzerine bir uzay gözlem şeyi kurup, istasyonu kurup burada onlarca yüzlerce insanı eğitip bu konuda ilim yaptırıp Rabbimizin sözleri, bu hususta verdiği bilgiler görün bakın doğru çıkacak diye meseleye yaklaşmadık. Bizim dünyada çok daha önemli işlerimiz var, ticaretimiz var, para kazanacağız, yeni evi yaptıracağız, şunu yapacağız, bu tür şöyle edeceğiz, refahımızla alakalıyız. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ihbarı ayete konu edecek kadar da bazıları diyorlar ki bu saçma olur. O dini bir metin. İyi de bugüne kadar bilimin yürüdüğü yol itibariyle baktığımızda o dini metnin verdiği haberler doğrudan eşleşiyor. Yani bırakın bundan sonraki yolu Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği şekilde yürümeyi, bugüne kadarkileri yürüseydik şu anda yeryüzündeki en temel bilimsel sonuçları biz bulmuş olacaktık. Bulmuş değil, Cenab-ı Hakk'ın söylediğini ispat etmiş olacaktık. Ama şu an kimseye inandırıcı gelmiyor. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا demenizin insanlarda, hatta kendi insanımızda çok bir karşılığı yok. O kadar bilim inandırıcı, biz o kadar inandırıcı değiliz ki. Bugün bir köy kahvesine gidin, deyin ki ya adam yapmışlar, adam ben gördüm, ben Amerika'ya gitmiştim geçen ay deyin. Gördüm orada adam yapmışlar, seninle oturuyor kahvede çay içiyor deseniz, kahvedeki adam diyecek ki ben biliyordum yapacaklarını, belliydi, demek onu da yaptılar. Bunu şu anda satın almış durumda. Yani bilime olan imanı onun her şeye kadir olduğu noktasına yaklaşmış durumda. İnkar etmez, yok canım yapamazlar adamı demez çünkü artık inandık her şeyi yapar. Ben bildiydim gari diyor, onu yaptı, onu da yaptı, onu da yapacak. Belli, belliydi. Ama Cenab-ı Hakk'ın bunu haber verdi, şunu haber verdi deyişlerinize, şunu da haber veriyor, bunu da araştırıp bulalım deyişlerinize, insanların ve bizim tabii kolektif bir yaklaşım bu, bağlılığımız ve güvencemiz, güvenimiz cılız. Hatta bazen istihza konusu oluyoruz. Bu Müslümanlar da bilim neyi bulursa bulsun koşup gelip zaten bizim Rabbimiz dediydi diye altına bir ayet yapıştırıyorlar. فَاِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانَ. Adam gökyüzünde uzaktaki bir galakside oradaki bir parçalanmayı, bir yarılmayı resmetmiş, böyle gül gibi çıkmış resmi. Ayette Cenab-ı Hak gök yarıldığında ve gül gibi açıldığında diyor, hemen altına resmi yapıştırıyoruz. Bak Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. Kimi inandırabiliyoruz? Cenab-ı Hakk'ın verdiği haber doğru olduğu halde, sonucu gözlemlenebilir bir şekilde ortaya çıktığı halde sondan geldiğimiz için inandırıcılığımız yok. Çünkü Allah Azze ve Celle i'razımıza karşılık itibarımızı aldı. Onun ayetlerine ehemmiyet verip, ciddiyet verip böyle bir nesil yetiştirmedik. Hem bir temel alanda profesyonel manada ilim sahibi ve aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'ın kitabını biliyor, Allah Azze ve Celle'nin dinini biliyor ve burayla doğrudan irtibatı var. Ben buna var edicinin,
Sözüne kulak verip varlığı araştıran kimseler diyor. Bir kulağı var edici de onun söylediklerinde şuraya bak, buraya bak dedikçe oraya bakıyor, oraya bakıyor. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ Yeryüzünü gezip dolaşmaz mısınız? Gezin dolaşın da yaratılış nasıl başladı bunu bir görün. فَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ Biz şimdi ayeti alıyoruz, masaya koyuyoruz, diyoruz bir ekip oluşturuyoruz. Yeryüzünü gezip dolaşacak ve yaratılışın nasıl başladığına dair Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği ayetleri bulacak. فَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ Yaratılış nasıl başlamış? Bakın bunu. Niye yapmazsınız? Bir de bu tür ayetlerin başında hala yapmaz mısınız? Gezip dolaşsanız ya. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ اَوَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ Göğe bakmadılar mı? كَيْفَ بَنَيْنَاهَا Biz nasıl bina etmişiz onu? Göğe bakacağız. Cenab-ı Hak göğü nasıl bina etmiş? Onu araştıracağız. Buradan böyle bakıp anlamsız bakışlardan bahsetmiyor. Vaktiyle Cenab-ı Hakk'ın onu nasıl bina ettiğini araştırmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Biz bunları yapmayınca elin gavuru tesadüfen yapıyor, inceliyor, bakıyor buralarda istifade edeceğim bir şey var mı, geliştirebileceğim bir şey var mı, bunu dünyada bir teknolojiye dönüştürüp para kazanacağım bir şey var mı? Cenab-ı Hakk'ın verdiği haberi doğrulamak adına değil, rastgele bakıyor. Yıllar yılı evren statik demişken, bunun üzerine her türlü teoriyi bunun üzerine kurmuşken, evrimin de bunun üzerine kurdular biliyorsunuz, sonsuz bir geçmişten geldiğine göre işte her ihtimal gün gelir gerçekleşir, en olmayacak ihtimal bir mikroorganizmanın oluşması, o da bu kadar sonsuz milyarlarca yılda olmuştur vesaire diye kendilerine bir varoluş tasavvuru kurdular. Ama bunu biz itiraz etmediğimiz gibi yıkan da biz olmadık, kendileri gün gelip bundan vazgeçtiler. Onlar fezayı izlerken, uzayı gözlemlerken fark ettiler ki gökyüzünden gelen ışıklar, yani bu uzaydaki büyük cisimlerin yaydığı ışıklar, galaksilerden, yıldızlardan gelen ışıklar, bunların uzantısı tayfı kırmızıya çalıyor. Hepsinin öyle. 1, 2, 3. Buradaki hikmet nedir? Niye böyle diye araştırdılar. Baktılar ki uzaklaşan cisim, yani biri eline feneri alsa, sizden uzaklaşarak feneri size doğru tutsa bu kırmızıya çalıyor, size yaklaşarak bunu tutsa maviye çalıyor. Gelen ışığın üzerinde yaptığınız bir incelemeyle bunu görebiliyorsunuz. Bunu görünce dehşete kapıldılar. Dediler ki şu uzaydaki bu büyük cisimler, galaksiler bizden uzaklaşıyorlar. Biraz daha dikkatli baktılar, birbirlerinden de uzaklaşıyorlar. Yarın biraz uzaklaşmış oluyorlar. Çünkü sürekli hareket halindeler. Ertesi gün daha uzaklaşıyorlar. İnsan hayvan değil tabii, düşünebiliyor. Şu gördüğünüz akleden yanımız uzayı içine alıp model kurup onu düşünebiliyor. İnsan evladı başladı düşünmeye, bu ileri iyice birbirinden uzaklaşır. Peki dün nasıldı? Dün biraz daha yakındı. Ondan önceki gün biraz daha yakındı. Ondan önceki gün biraz daha yakındı. Sardır bakalım, zihnimizde bir sınır yok. Bazıları diyor ya, bizi Cenab-ı Hak, biz küçücük varlıklarız uzayda, ne hükmümüz var? Hayatı çok ciddiye almayın, keyfinize bakın, sonunda karbon olursunuz. Şu küçüklüğümüze bakın ki o küçüklüğümüzde o kadar büyük bir yanımız, yani akleden yanımız saklı ki uzayı tasavvur etmeye başlıyoruz. İçine bütün uzay girmeye başlıyor. Şimdi geri sardırmaya başlıyoruz. Dün galaksiler birbirine daha yakındı, önceki gün daha yakındı, önceki gün daha yakındı, ondan önceki gün daha yakındı. Gidin geri doğru, bu hesap edilebilir bir şeydir. Sonra hepsi bir noktada toplandı. Bir noktada toplandı. Sıfır hacim, sıfır kütle, sonsuz enerji.
bir nokta, oradan demek ki başladı her şey, dediler. Cenab-ı Hak ayette ne dedi? Bunu kafirlerin göreceğini sanki bize işaret ederek, اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler görmediler mi? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا Gökler ve yer bitişik idi. فَفَتَقْنَاهُمَا Onları biz ayırdık. Aynı şeyi yaptık. Onların bulduğu şeyin altına ayet-i kerimeyi yazdık. Dolayısıyla inandırıcılığımız da, itibarımız da yerlerde sürünüyor. Halbuki onlar statik derken ve gökler ve yer bitişik olması mı, bunu aleyhimizde istihza konusu bile yaparken, biz buradan yola çıkıp evren tasavvurunu, insanlığın uzay tasavvurunu yıksaydık, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine güvenip Allah'ın ayetlerini bilime konu etseydik, bunun sonuçları bambaşka olurdu. Biz i'raz ettik, biz ayetlere güvenmedik, yüz çevirdik. Şimdi de sonuçları itibariyle elde var, sıfır noktasındayız. Nihayet bir gün geldi, bunlar kendi aralarında bir tartışmaya girdiler. Statikçiler hemen vazgeçmediler. Dediler ki bu böyle bir noktadan başlamış, patlamış, yayılmış bir süreç ise, o zaman bir bomba patlaması düşünün, onun içerisinde her tarafta aynıya her tarafta bir ses olur, o patlamanın sesi olur. Böyle bir şey yok. Demek ki bu yaklaşımınızın yanlış bir tarafı var, bu ışık meselesine çok takıyorsunuz, dediler. Tekrar top onların ayağına geçti, kolay vazgeçmediler. Bu arada bile biz sahneye çıkıp demedik ya, tam da işin ucu görünmüş, biz hemen en azından bunu biz bulalım diye araştırmalarımız, incelemelerimiz, bak Rabbimiz de böyle söylüyor. Bu doğru olmalı diye biz hala sahaya inmedik, yine tribünlerdeyiz. Topu onlar kendi aralarında dolaştırıyorlar. Birileri yine tesadüfen belli radyo dalgaları üzerinde çalışırlarken, bunların böyle çok fazla böyle bir şeyi arayan yanları yok, bir ses, bir frekans yakaladılar. Baktılar ki her yerde var bu, orada var, başka yerde ölçtüler, başka şehirde ölçtüler, daha uzak şehirlere gittiler, fark etmiyor. O aynı ses orada aynı canlılığıyla duruyor. Konu artık, mesele büyüdü. Artık uzay bilimciler bu meseleyi duydu, onlar araştırmaya kalktılar, uzayda yaptılar ölçümleri, baktılar ki ses her yerde var, uzayda da aynen var. Bu kez artık statik evren anlayışı bir daha geri gelmemek üzere çöktü. Onlar artık bizim yüzümüze ayeti okudular. Bir sabah kalktılar ve dediler ki bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Bugüne kadar öğrendiğiniz her şeyi unutun. Artık yepyeni bir sayfaya geçiyoruz. Hiç aklımıza sığmayacak bir şey ama kabul etmek zorundayız ki bütün evren içinde bizler de varız. Bu devasa kütlelerin hepsi aslında tek bir noktadan başlayarak ortaya çıkmıştır. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا Bu insanlık tarihinde bir bilimsel netice olarak neredeyse en önemli bilimsel neticelerden bir tanesidir. Yani insanlığın bunu fark etmesi, öncesindeki bütün bilgilerini at çöpe dedirtecek kadar önemli bir kilometre taşıdır. Cenab-ı Hak bırakın bütün ayrıntıları vermeyi, sadece bunu, bu bilgiyi vermekle bile insanlığın kat ettiği yoldaki en önemli farkındalığı, bilimsel farkındalığı hem de açıkça ifade etmiştir. Biz ne yaptık? İraz ettik. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Biz iraz ediyoruz, biz ciddiye almıyoruz. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ Cenab-ı Hak diyor ki biz göğü bina ettik, gücümüzle, kudretimizle, ellerimizle göğü biz bina ettik. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Ve biz onu genişletmekteyiz. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Ve biz onu genişletmekteyiz.
arada Arapça bilenleriniz var. Biz onu geniş kıldık değil ifade. Musi'un, biz onu hali hazırda genişleticiyiz. Genişletiyoruz, hala genişletiyoruz. İsmi fail, eylemi an itibariyle yapan kimsenin aldığı isim. Ve inna le musi'un. Ve biz onu genişleticiyiz. Yahu Cenab-ı Hak zaten göğü an be an genişlettiğini haber vermiş. Ama biz çok geç kaldık. Peki bitti mi artık Cenab-ı Hakk'ın bütün haber verdiklerini hepsini sonuçlandırdılar mı? Hayır. Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği ve bugünkü bilimin hala çok gerisinde olduğu muazzam Cenab-ı Hakk'ın bilgileri var. Ama biz hala i'raz sürecindeyiz. Biz hala bilimsel anlayışımızı bu tarafa çevirmedik.